Bilimin bugüne kadar ele aldığı en tuhaf fikir... Doğa bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Acayip deneyler sonucunda kazara ortaya çıktı. Akla uygun değildi. İnsanlar bu fikirden çok rahatsız oldu. Bilim insanları ona direndi. Örtbas etmeye çalıştılar. Ama bir asi yüzünden ciddiye almak zorunda kaldılar. Dahi bir adam. Her şeyi değiştirdi. Bu düşünceye göre dev bir sabun köpüğünün içinde yaşıyoruz. İnanması çok güç. Siz sadece bir kopyasınız. Ve 11 Eylül hiç yaşanmadı. Bu düşünce biçimi rahatsız edici. Bu adam az sonra bir paralel evrene girmek üzere. İşine gitmek için New York'taki Grand Central'da yürüyor. Ama bir anda her şey değişiyor. Bir şekilde başka bir paralel evrenin içine geçiş yapıyor. O evrende Amerika korkunç bir felaketle boğuşuyor. Grand Central terk edilmiş, kalabalık kaybolmuş. Ve New York'un idaresini kanunsuzlar ele geçirmiş. Sonra açıklanamaz bir şekilde kendini tekrar evinde buluyor. Ya da öyle sanıyor. Bayanlar, baylar. Lütfen dikkat. Şimdi başka bir paralel evrendeyiz. Burada da İkinci Dünya Savaşı'nı Naziler kazanmış. Amerika'da faşist bir hükümet iş başında. Ve tanıdık yüzler hemen her yerde karşısına çıkıyor. Bence diğer paralel evrenlerde en az bizimki kadar gerçek. Yani bir yerlerde İkinci Dünya Savaşı'nı Almanya'nın kazandığı ya da New York Grand Central'ın saçma sapan şeylerle donatıldığı başka dünyalar da var. Paralel dünyalar yıllardır deli saçması söylentiler olarak saf dışı bırakıldı. Ama artık dünyanın en saygıdeğer bilim insanlarından kimileri bu diğer dünyaların gerçekten var olabileceğini öne sürüyor. Bizim gördüğümüz gerçeklik var olan sonsuz sayıdaki gerçeklikten sadece biri. Fizikteki çok sayıda birbirinden farklı yönelim bizi paralel gerçeklikler fikrine yönlendiriyor. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama diğer evrenlerde yaşayan insanlar için de kendi evrenleri bizimki kadar gerçek. Büyük patlama üzerine yapılan son çalışmalardan evrenin doğuşuna, oradan atom altı parçacıklarına kadar her yerde paralel evrenler bilimin ilgi odağı haline geliyor. Ve o evrenleri görmenin yeni ve tuhaf yolları geliştiriliyor. Topları at! İlk kez yapılan çok şaşırtıcı yeni keşifler, o evrenlerin varlığına dair ilk fiziki delilleri verebilir gibi görünüyor. Bizimki dışında çok sayıda farklı evren var ve bizimle etkileşim halindeler. Şu anda konuşurken bile sinyaller alıyoruz. Peki bu paralel dünyalar neye benziyor? Oralara hiç gidebilecek miyiz? Gidersek orada kimi bulacağız? Oralarda sizin ve benim gerçek bize tıpatıp benzeyen sonsuz sayıda kopyamız olabilir. Ben paralel evrenlere sürekli yolculuk yapıyorum. Paralel evrenler eskiden sadece bilim kurgu alanının konusu olarak kabul ediliyordu. Bunu gündeme getirense ünlü fizikçi Lawrence Krauss oldu. Neler oluyor? Ben buraya röportaj yapmaya gelmiştim. Ne
Çocukken bilimle ilk tanışmam bilim kurgu sayesinde olmuş olmalı. Uzay yolu kadar sanırım çizgi romanlarda hayal gücümü harekete geçiren unsurlar olmuştur. Alice Harikalar Diyarında'dan bu yana yazarlar bizimkinin gerçekliğin tek versiyonu olmayabileceği düşüncesinin cazibesine kapıldılar. Ve bu bugün de böyle devam ediyor. Başka dünyalar ve alternatif gerçeklikler bilim kurgunun ana konusudur. Bu yüzden her yerde karşınıza çıkar ve her zaman gördüğümüzden fazlası olduğu fikrine dayanır. Şu muhteşemliğe bak. Dünyada kimse böyle bir şey görmemiştir. Peki bilimsel paralel evrenlerin bilim kurgu olanlara benzer bir yanı var mı? Bizim keşfettiğimiz evrenler çok daha görkemli, çok daha egzotik ve şaşırtıcı. Bilim kurguda akla bile gelmemiş çok daha fazla olasılık var. Ya, sahi mi? Bilimin kabul ettiği paralel evrenler tam olarak ne kadar şaşırtıcı peki? Sizi Max Tedmark'la tanıştıralım. Konu paralel evrenler olduğunda Max ağır toplardan biri olarak öne çıkıyor. Benim için paralel evrenler meslektaşlarımı kızdırmak için söz etmekten hoşlandığım çekici bir fikirden ibaret değil. Ben gerçekten gerçekliğin bu şekilde işlediğine inanıyorum. Max ve onun gibi düşünen diğer bilim insanları üç farklı tipte paralel evren olduğunu öne sürüyor. Bunlardan bazıları gördüğümüz evrenin en uzak sınırlarının çok ötesinde yer alıyor. Diğer tipteki evrenler kara enerjiyle dolu olan ve çoklu evren adı verilen gizemli bir ortamda bulunuyor. Üçüncü tipse hepimizin içinde yaşadığı aynı uzayda burada bulunuyor. Ama tabii ki biz göremiyoruz. Bizim diğer evrenlere seyahat edemeyeceğimiz düşünülüyor. Ama gerçekliğin o kadar fazla alternatifi var ki seyahat etmemize gerek yok. Bunların çoğunda sizin tıpatıp bir modeliniz var ve o da kendinin siz olduğunu düşünüyor. İki farklı evren varsa ve ikisinde de bir Max Tegmark bulunuyorsa, diğer Max kendinin tek olduğunu ve gerçek olanın da o olduğunu düşünecektir. Bu tamamen simetrik ve buradaki püf noktası o ikisinin birbiriyle ilişki kuramıyor olması. Bu iyi bir şey olabilir. Çünkü diğer kendinizle tanışmak istemeyebilirsiniz. Bu evrende bu noktada yani bu acayip depoda bulunmamın nedeni paralel evrenleri açıklamama yardım edecek olması. Ama bu versiyon başka bir paralel evrende bir seri katilin gömdüğü cesedi arayan bir dedektif olmamdan daha gerçek değil. Tabii aynı şekilde bir diğer evrende cesedi nereye gömeceğine karar vermeye çalışan seri katilinde kendi ya da bir başkasında gömülen ceset olmamda daha az gerçek değil. Tüm bu paralel evrenlerde en az bu evren kadar gerçek. Son yaklaşımlara göre anılarınızın ve düşlerinizin sonsuza kadar tekrarlandığı evrenler bile olabilir. İyi ama nasıl olur da bilim bu tuhaf fikirlere inanabilir? Bu fikir ilk ortaya atıldığında öfkeyle karşılandı ve skandala yol açtı. ...1870'li yıllarda çılgın bir akım tüm Avrupa ve Kuzey Amerika'yı sarmıştı.
Medyumlar halka açık gösteriler yapıyor ve başka bir gerçeklikte, başka dünyalarda yaşayan insanlarla konuştuklarını öne sürüyorlardı. 19. yüzyılın ikinci yarısında farklı boyutlar ve alternatif evrenler düşüncesi insanları büyülüyordu. Bir sürü insan da bu ilgiyi kendi çıkarları için kullanıyordu. Konuş bizimle, seni selamlamaya hazırız. Önde gelen bilim insanları ve düşünürler bu dünyaların paralel evrenler olması gerektiğini tahmin ediyordu. 1800'lerin sonunda yaşayan fizikçiler doğaüstü ve paranormal konularla pek ilgilenmezdi. Ama bence bir şey yakaladığını düşünenler de vardı. Onlardan biri de döneminin en saygın bilim insanlarından biri olan Sir William Crookes'tu. Yaptığı ciddi bilimsel çalışmalarla elektriğin görünmez gücünün metal nesnelerin ışın yaymasını nasıl sağladığını ve hatta onları sihir gibi hareket ettirebildiğini açıklamıştı. Ama Crookes'un diğer bir tutkusu da paranormal olaylardı. Medyumları açıkça savunuyordu. Hatta ruh çağırma seansında gördüğü hayaletlerin fotoğraflarını bile çekiyordu. Medyumların adı sahtekara çıktığında Crookes'un ünü de neredeyse tamamen yerle bir oldu. Paralel evrenler ve diğer gerçeklikler hakkındaki tüm tartışmalar bilimsel açıdan sapkınlık olarak kabul edildi. Bu güçlü tepkinin ardından kimse tuhaf ya da fazla felsefi bulunabilecek konularla bir ilgisi olmasını istemez hale geldi. Bilim insanları bu saçmalıkla tüm ilgilerini kesmek, uzak durmak istedi. Ama paralel evrenler tekrar gündeme gelecekti. Ve bu kez en az hayaletler kadar tuhaf olacaklardı. Aynı bilim çevreleri istemeye istemeye de olsa 19. yüzyıl doğaüstücülerinin düşündüğünden bile daha tuhaf şeylere kucak açmak zorunda kaldı. Mühendislerin pratik sağduyusu bilim çevrelerinde egemen olmaya başlayınca, 19. yüzyıl sonlarındaki klasik fiziği altüst eden bir devrimle beraber bilimin modern paralel evrenleri de doğmuş oldu. Klasik fiziğin ruhu o dönemin mimarisinde de kendini gösterir. New York'taki Grand Central'da ya da çevresindeki pek çok binada bunu görebilirsiniz. Bu binalar muntazam, nezih ve son derece katıdır. Tıpkı klasik fizik gibi. Klasik fizikte dünya akla uygundur. Madde parçacıklardan oluşur ve bu parçacıklar katıdır. Basit bir yörüngeyi takip ederler. Hareketlerini, hızlarını, açılarını ve herhangi bir andaki ivmelerini hesaplayabilirsiniz. Ama en önemlisi her zaman tek yerde ve tek zamandadırlar. Bir de dalgalar vardır. Dalgalar bazı açılardan parçacıkların zıttıdır. Onlar yayılmış nesnelerdir ve uzaydaki yerleri belli değildir. Hareketleri her zaman ve herhangi bir anda uzayın farklı noktalarında yer alabilir. Klasik fizikçilerin dalga olduğundan emin oldukları bir tek şey varsa o da ışıktı. En azından yeni kuşak yetişip ortaya çıkana kadar bu böyleydi. ...1900'lerin başında Albert Einstein boş zamanlarının çoğunu iki şey yaparak geçiriyordu. Ya kemanını çalıyor... ...ya da Almanya'da kısa süre önce yapılan bir deneyin tuhaf sonuçlarını anlamaya çalışıyordu. O zamanlar bilimsel açıdan adı duyulmamış biriydi. Deneyi ise Alman fiziğinin en önemli ve eski isimlerinden biri gerçekleştirmişti. Philipp Lennart. Lennart ışığın doğasını açıklamak istiyordu. Eski paranormal sevdalısı Sir William Crookes'un geliştirdiği aletlerden yararlanarak bilim tarihinin en önemli deneylerinden birini yapmayı planladı. Işığın parlak ışınlarını küçük metal bir objeye yönelterek ne kadar elektrik üretildiğini ölçtü.
Işığın devamlılığı olan dalgalardan oluştuğunu varsaydığı için parlaklığı arttırdığı oranda fazla akım olabileceğini düşünmüştü. Açıklaması çok basit bir şey gibi görünüyordu. Gelen bir ışık dalgası vardı. Bu dalga elektronları sarsıyor ve bazılarının serbest kalmasına yol açıyordu. Ama ayrıntılara girdikçe dalga teorisinin acınacak halde olduğu ortaya çıktı. Işık daha fazla parladıkça daha çok akım elde edeceklerine inanıyorlardı. Ama gördüler ki belli miktarda ışığa karşılık gelen miktardaki akım akla yatkın değildi. Ama bildiğimiz bir amatör kemancıya göre son derece akla yatkındı. Sonra Einstein ortaya çıkarak o ölçümlerin tümünü çok güzel bir şekilde açıkladı. Işık sadece dalgalardan ibaret olsaydı, anlaşılamamasının normal olduğunu ama aynı zamanda parçacık gibi öbekler halinde de davranıyorsa anlaşılabileceğini gösterdi. Bu şekilde her öbeğin metal yüzeye çarptığında elektronları dağıttığını anlayabilirdiniz. Ve işte bu öbeklere kuantum adı verildi. Einstein kuantum mekaniğini ortaya atmıştı. Bu bilimsel devrim doğruca paralel evrenlere giden yolda başı çekecekti. Yeni teori, etrafımızı saran fiziki dünyayı rahatsız edici yeni bir yolla atom altı seviyesinde açıklıyordu. Kuantum mekaniği bu klasik mabedin hiçbir bölümünün işe yaramadığını söyleyerek klasik fiziği gerçekte yerle bir etti. 20. yüzyıla da taşınan bu güzel kavram parçalarına ayrıldı ve anlaması son derece güç bir hale geldi. Kuantum dünyası farklıdır. Akla yatkın değildir. Aynı anda hem dalga hem de parçacık olabilen sadece ışık değildi. Bunun tersi doğruydu. Maddeyi oluşturan tüm parçacıklar da aynı zamanda dalgaydı. Ve aynı anda bir sürü farklı şey yapabilirlerdi. Hiç yoktan belirebilir ve bir anda kaybolabilirlerdi. Kuantum evreni klasik evrenden çok daha tuhaftır. Hatta kuantum evreninde sağduyunun tüm klasik kavramları çöpe gider. Parçacıklar ve dalgalar arasındaki ayrım silikleşir. Hatta parçacıklar dalga, dalgalar parçacık gibi davranmaya başlayabilir. Kafa karıştırıcı değil mi? Sonuç olarak kendimizi gerçek olan her şeyin aynı anda hem parçacık hem de dalga olduğu bir anlamda şizofrenik bir durumda bulduk. İşin daha da tuhafı, parçacıklar aynı anda birçok farklı yerde bulunabilir. Bir şey nasıl olur da aynı anda birden fazla yerde bulunabilir ki? Bu acayip sonuca biraz kuantum mantığı izlenerek ulaşılıyor. Evrenimizi oluşturan tüm maddeler parçacıklardan oluşmuştur. Ama dalgaların tek bir konumu yoktur. Ve bütün parçacıklar aynı zamanda dalgaysa, bu cümlenin nasıl biteceğini anlamışsınızdır. Bir parçacığın sadece bir tek yerde olduğunu söyleyemezsiniz. Çünkü gerçekten aynı anda iki yerde olabilir. Bir parçacığın parçacığa mı yoksa dalgaya mı daha yakın olduğu kulağa çok önemli bir konu gibi gelmeyebilir. Ama bizim açımızdan bir şeyin oradan çok burada olması kavramının anlamını temelinden sarsıyor. Bu deneyden dolayı parçacıkların aynı anda farklı yerlerde olabildiğini biliyoruz. Bir dakika, ben de parçacıklardan oluşuyorum. Yani bu parçacıklar aynı anda birkaç yerde olabiliyorsa, ben de olabilirim. Masum gibi görünen bu düşünceden sonunda paralel evrenler doğmuş oldu. Maddeler, yani gerçekliği oluşturan parçacıklar bir sürü farklı yerde olabiliyorsa, o halde gerçekliğin de farklı tarihlere sahip birçok versiyonu olmalıydı. Tarih, gelecekte olacakların nasıl minicik olaylara, hatta kuantum olaylarına bağlı olduğunu gösteren en temel örnektir. Bence mikroskobik ölçekteki olayların büyüyerek tarihin akışını değiştirebiliyor olması fevkalade bir şey. Hitler rahme düşerken, özellikle o sperm milyonlarcasının arasından sıyrılıp birinci gelmeseydi, İkinci Dünya Savaşı diye bir şey hiç olmayabilirdi. Öte yandan Hitler'in beynindeki nöronlardan bazıları biraz daha farklı davransaydı, belki generallerinin önerilerini daha fazla dikkate alacaktı ve savaşı kazanabilecekti.
Birkaç küçük kuantum değişikliğiyle şimdi New York olan yer işlek bir Aztek kenti olabilirdi. Amerikan iç savaşı Avrupalı köleler için verilebilirdi. Küba füze krizi mutlu sonla bitmeyebilirdi. Kuantum mekaniği bu sonuçların da en az bizim yaşadığımız sonuçlar kadar gerçek olduğunu söylüyordu. Ama yine de bir gizem vardı. Gerçekliğin bir sürü versiyonu varsa biz neden sadece çevremizdeki bu tek ve kocaman dünyayı görmüştük ki? Kuantumun ilk öncüleri yapı taşları olan parçacıklar aynı anda farklı yerlerde olabilse de büyük şeylerin sadece tek bir yerdeymiş gibi göründüğü gerçeği karşısında kendilerini çok rahatsız hissediyorlardı. Aynı anda farklı yerlerde bulunabilen parçacıklardan yola çıkarak nasıl olur da tek yerde çakılı kalmaya geçebiliriz? Bu sorunu alının altına süpürerek çözmek gerektiği yönünde bir tür fikir birliği sağlanmıştı. Biri çıkıp da bu gizemi çözene kadar kimse paralel evrenleri gerçek anlamda ciddiye almadı. Bunu yapmak içinse bilimsel açıdan sıra dışı bir asi gelmesi gerekecekti. 1971'de Los Angeles havaalanında Hugh Everett adında bir adam gizli servisin rastgele fotoğraflarını çektiği için takip ediliyordu. Everett'ın davranışları paralel evrenlerin nasıl gerçek olabileceğini ispatladığı günden beri giderek acayipleşmişti. Hugh Everett dahiydi ve aynı zamanda çelişkilerle dolu bir adamdı. Hugh Everett'ın buluşu, Newton ve Einstein'inkiler gibi çığır açan bir dönüm noktasıydı. Everett henüz öğrenciyken, ileride paralel evrenlerin kesin kanıtı haline gelecek çoklu dünya teorisini kaleme aldı. Ama ne yazık ki teorisi o kadar çılgınca bulundu ki bu onun akademik kariyerine mal oldu. Fiziği bıraktı. Ordu için bir takım çalışmalar yaptı ve biraz sert bir insan haline geldi. Sigara içiyor, fazlasıyla alkol alıyordu ve çok genç yaşta kalp krizi geçirerek öldü. Everett çok basit bir soru sormuştu. Var olan atom altı gerçekliğinin tüm versiyonlarının içinde biz neden sadece bizi çevreleyen tek dünyayı görüyoruz ki? Bu problemi çözme yönündeki sezgisi tam anlamıyla dahiyaneydi. Kuantum mekaniğinin en basit yorumu Everett'ın yaptığı yorumdur. Everett'ın yanıtı şuydu. Bizi çevreleyen dünyayla ne zaman etkin bir biçimde etkileşime girsek, gözlem ya da ölçüm yapsak, hem evrenin hem de kendimizin bölünmesine yol açıyorduk. Tuhaf mı? Evet. Everett'ın kuantum gerçekliği yorumunu gözünüzde canlandırmak biraz zor. Ben de bunu 8 kişi ve 4 yeşil topla yapmayı deneyeceğim. Bu topların her biri aynı anda farklı yerlerde olan tek bir kuantum mekaniği parçacığının ayrı bir konumunu ve izlediği yörüngeyi temsil ediyor. Ama bir ölçüm yapıldığında konumunu sabitlemiş oluyorum ve evreni bölüyorum. Bu benim gerçekliğim. Diğer tüm evrenler hala varlıklarını sürdürüyor. Ve en az benimki kadar gerçekler. Ama onlarla asla karşılaşmıyorum. Bunları uyduruyor olabilir mi? Anlaşılan hayır. İki olası sonucu bulunan bir şey yaptığınız her seferde evren bölünür ve bölünmüş evrenlerin her birinde de her şey birbirinin kopyası olur. Bu evrende sonuçlardan birini gören siz var olurken diğer evrende de diğer sonucu gören siz var olur. Bu düşünce tarzı kulağa biraz ürkütücü geliyor. Nasıl birden fazla dünya olabilir? Aynı insan nasıl başka dünyalarda başka şeyler yapıyor olabilir? İyi de bu kadar tuhaf bir fikir pratikte nasıl işliyor? Şaşırtacak kadar küçük olaylar bile evreni bölebilir. Bu kentin sokaklarında yürüyen bir insanı seçelim ve o insanın sağdaki sokağa mı, soldakine mi gireceğine dair bir seçim yapmak zorunda kaldığını düşünelim. Bu kişinin seçim yaptığı her seferde farklı bir gerçeklik yaratmış oluruz.
Örneğin bir kahve içmek için bir dükkana girdiğimde cappuccino ile latte arasında kararsız kalabilirim. Benim başka bir versiyonum cappuccino alırken eşit derecede gerçek bir diğer versiyonum latte'yi tercih edebilir. Sonuçta iki içecek de tüketilir ama kimse ikisini birden alamaz. Ve evren her bölündüğünde farklar da katlanarak artıyor. Örneğin gerçekliğin bir versiyonunda Lawrence Krauss bir keskin nişancı tarafından vuruluyor. Yeni bir evrende ölüyorum. Ama başka bir evrende kurşun hedefi ıskalıyor ve arkama bakmadan kaçıyorum. Evren bölünüyor. Birinde yaşıyorum, diğerinde öldüm. Ardından yerde bir silah görüyorum ve evren tekrar bölünüyor. Çünkü intikam mı alacağıma yoksa kaçmaya devam edeceğime karar veriyorum. Ve evren bu şekilde sonsuza kadar bölünmeye devam ediyor. Bunda mermi yok ki. Bu senaryoların tamamının sadece eğlenmek için olduğunu hayal etmek kolay. Ama teori çok daha önemli olaylara da uygulanıyor. Tıpkı güneşli bir Eylül sabahında gerçekleşen olay gibi. Örneğin 11 Eylül gibi tarihi bir olayı düşünün. Gerçekleşmesini beklediğiniz tüm 11 Eylül versiyonları fizik kanunlarıyla tutarlılık gösterir. Sonuç olarak bir tek atom 11 Eylül'ün gerçekleşip gerçekleşmemesini etkileyebilir. İçinde yaşadığımız evrende 11 Eylül'ün ardındaki adam kontrollerden geçmeyi başardı. Ama paralel evrenlere inanan bilim insanlarına göre aynı adamın yakalandığı çok sayıda farklı ve gerçek dünya olabilir. Bu dünyalardan bazılarında planları daha başlangıç aşamasındayken fark edilmiş olabilir. CIA'de çalışan ve gizli planları ortaya çıkaran bir araştırmacı olabilir. Başka bir dünyada isimleri arananlar listesinde olabilir. Ya da başka gerçekliklerde terör planları son anda ortaya çıkartılabilir. Orada bulunan bir tek güvenlik görevlisinin beynindeki atomlardan sadece bir tanesi sinaptik bağlantı noktalarında azıcık farklı bir yerde olsaydı, o anda güvenlikten geçen adamı kenara alarak üstünü aramaya karar vermesine yol açabilirdi. O evrende yaşayan ama bizim evrenimizde ölmüş olan insanlar var. Bizim evrenimizde bu işi gerçekleştiren aynı adamlar, diğer evrenlerde sıradan turistler olabilirler. Ve aynı komployu onların yerine aşırı Hristiyan gençler hazırlamış olabilir. Bilim insanlarının artık sonsuz sayıda başka gerçeklik olduğunu düşünmeleri yeterince tuhaf. Ama o gerçekliklerin konumları da en az o kadar tuhaf. Çoklu dünya teorisinin paralel evrenleri bizim tam üstümüzde, içinde var olduğumuz aynı uzay ve zamanda uzanıyor. Ama onlardan başka paralel evrenler de var. Bir başka teoride yine çok sayıda gerçeklik olduğunu ve bunların yıldızların ötesinde bulunduğunu öne sürüyor. Çok uzaklarda görebildiğimiz evrenin sınırlarının ötesinde üzerinde 7 milyar insan yaşayan bir gezegen var. Bu gezegen bizimkinin tıpatıp aynı. Hem tek başına da değil. Birebir bizim dünyamız gibi olan başka dünyalar da olması gerek. Ve hayal edilebilecek her versiyonda başka olası birebir dünyalar da olmalı. Orada bir yerde tıpatıp kopyalar var. Ve oralarda kesinlikle maddelerin de aynı şekilde düzenlendiğini görebilirsiniz. Bu dünyalarda her birimizin moleküllerimize kadar birebir kopyaları olmalı. Ve bir gün birileri ışık hızından çok ama çok daha hızlı seyahat etmenin bir yolunu bulursa onlarla tanışabiliriz bile.
Bu tüyler ürpertici tuhaflıktaki sonuç, işte bu adamın çalışmasından doğuyor. Alan Good, yıllardır sessiz sedasız, gelmiş geçmiş en büyük ve en vahşi değişim üzerinde çalışıyor. Büyük patlama. Evrenimizin doğduğu, ısının akıl almayacak kadar yüksek seviyelere yükseldiği ve tüm bu enerji sonucunda meydana gelen tek bir büyük patlamayla püsküren evrenimizin ortaya çıktığı an. Alan bu olayın en ikna edici ve ayrıntılı tanımını yazdı. Ve bunu sabun köpüklerinin yardımıyla yaptı. Büyük patlamadan hemen sonra, çok kısa bir zaman diliminde genç evrenin son hızla şiştiğini öne sürüyor. Tıpkı bir sabun köpüğü gibi. Bu kısacık şişme anında evrenimizin yapı taşları şekillendi. Bu arada kısacık derken gerçekten çok kısa bir andan söz ediyoruz. Bu şişme süreci olağanüstü kısalıkta olabilir. Saniyenin yaklaşık trilyonda birinin, trilyonda birinin, trilyonda biri kadar. Üstelik bu virgülden sonra 35 sıfır ve bir de bir geliyor. İşte bu bir anlık sabun köpüğü etrafımızda gördüğümüz koca evreni şekillendirdi. Peki diğer gerçeklikler nasıl meydana geldi? Meğer bizim görebildiğimiz kadarı gerçek evrenin sadece küçücük bir parçasıymış. Biz sadece evrenin belli bir miktarını gözlemleyebiliriz. Işığın bize ulaşması belli bir zaman alır ve bu sürede sadece belli bir mesafe gitmiş olabilir. Bizim görebildiğimiz de işte bundan ibarettir. Ve bu belirli bir boyuttadır. Peki şişme neden tam bu boyutta bir evren oluşturmuştur? Neden daha büyük olmamıştır? Bilim insanlarının çoğu artık evrenin görebildiğimiz sınırlarının çok daha ötesinde, çok daha büyük ve görünmez bir evren uzandığına inanıyor. Evrenin ne büyüklükte olduğunu bilmemizin yolu yok. Bulunduğumuz yerden evren sürekli devam ediyor gibi görünüyor. Evrenin sonu olmaması da bir olasılık. Yani sonsuzluktan söz ediyor olabiliriz. Evrenimiz sonsuz büyüklükte ise burada başka bir tuhaf mantık daha devreye giriyor. Dünya ve biz parçacıklardan oluşuyoruz. Bu parçacıklar da bir tür Lego gibi bağlarla birbirine bağlı durumda. Bu parçacıkların birbirine bir gezegen, örneğin dünya oluşturacak biçimde dizilerek bağlanma olasılığı sonlu bir rakamdır. Sonsuz büyüklükte bir evrende atom ve moleküllerin sonlu sayıdaki dizilim ihtimalleri er ya da geç tekrarlanacaktır. Ve bize çok yakın, hatta bir noktada tıpatıp kopyalar oluşacaktır. Er ya da geç olasılıklar tükenecek ve bağlanma biçimleri tekrarlanacaktır. Ve evren tam anlamıyla sonsuzsa her şeyin sonsuz sayıda kopyası olacak demektir. Evrenimiz sonsuz genişlikte ise o zaman bir yerde tıpkı dünya gibi görünen başka atom yığınları olması gerekir. O dünyanın üstünde de tıpkı bana benzeyen biri ve tıpkı Emmy'ye benzeyen bir köpek olacaktır. Etrafımızda gördüğümüz her şeyin bir kopyası olmak zorunda. Dünyamızın bu diğer kopyalarında bulunan size benzeyen bu insanlar da siz olduklarını düşünüyorlar. İçlerinde sizin düşüncelerinizi ve anılarınızı taşıyorlar. Ama onlar da orada bir yerlerde bekleyen tek kopyalarınız değil. Şişme, büyük patlamanın gizemlerinden bazılarını açıklıyor. Ama Laura Mersini Hayton gibi çoğu fizikçi, ortada çok önemli başka bir sorun olduğunu düşünüyor. Büyük patlamaya sebep olan şey neydi? Çoğu bilim insanı, büyük patlamayı yaratan enerjinin bizim evrenimiz başlamadan önce var olması gerektiğini düşünüyor. Tamam çocuklar, şunu harekete geçirelim. Ve bu enerji çoklu evren denilen bir zaman ve uzaydaydı. Topları at. Bu çoklu evrenin neye benzediğinden kimse emin değil. Bu yüzden Laura bizim için bir model hazırladı. Bu şekilde çoklu evreni gözünüzde canlandırabilirsiniz. Tümsekler ve çukurlar çoklu evrendeki enerji dağılımını temsil ediyorlar. Toplar da potansiyel olarak büyüme ve bizimkine benzeme olasılığı bulunan evrenleri temsil ediyor. Gerçek çoklu evren, bu plastik örtünün aksine sonsuz genişlikte.
Ve bu modeldeki lastik topların yerine sonsuz sayıda farklı evrenle dolu. Burası bilim insanlarının hayal etmek için hala çabaladıkları çok acayip, tuhaf bir yer. Bazıları görünüşünün bunun gibi olabileceğini düşünüyor. Bu uzamış köpüklerin her biri bizimki kadar geniş ve karmaşık bir evreni temsil ediyor. Ve her çukur bir büyük patlama anını temsil ediyor. Ama gerçekte buradaki hiçbir şey bildiklerimize benzemiyor. Elbette sözünü ettiğimiz bu çoklu evrenin gerçekte neye benzeyebileceğine dair kesin bir fikrimiz yok. Ama çok kıvrımlı bir uzay olmalı. Uzayın kendi içinde dönebileceğine, uzay ve zamanın birbirlerine komplike bir biçimde dolanacağına dair genel izafiyet kavramını tarif etmek oldukça zor. Bizimkinin dışındaki bu diğer dünyaların, diğer evrenlerin bizim evrenimizle aynı uzay ve zamanın bir parçası olup olmadıklarını bile bilmiyoruz. Bu enerji atmosferindeki tüm hendeklerin yeni bir evren doğurma potansiyeli var. Büyük patlamanın çok önemli bir olay olduğunu düşünüyorduk. Ama büyük patlama çoklu evrende muhtemelen sürekli olan bir şey. Yani evrenimizin doğumu sadece sayısız evrenden oluşan bir yığının içine katılmaktan ibaret küçük ve hatta neredeyse önemsiz bir olay olabilir. Evrenlerden bazıları tıpkı bizim evrenimize benzeyebilir. Bazıları ise hiç benzemeyebilir. Ama işin aslı, evrenimiz hiç de özel değil. Çünkü oralarda bir sürü başka evren var. Bilim dünyasında kendimize şunu soruyoruz. Yalnızca bir tane olan şeyler hakkında ne söylenebileceğini nasıl bilebiliriz? Bilimin üzerinde konuştuğu, belki evren dışında tekil hiçbir şey yok. O halde evren neden bir istisna olsun? Bu köpük evrenleri yaratma süreci sonsuza kadar devam ediyor. Yani bu köpüklerden sonsuz sayıda olması gerekiyor. Tamam çocuklar, teşekkür ederim, durabilirsiniz. Çoklu evren sonsuz sayıda köpük evren yaratıyorsa, o halde bizim bedenlerimizi ve gezegenimizi meydana getiren kalıpların da sürekli baştan tekrarlanıyor olması gerek. Şu anda bile çoklu evrenin bir yerlerinde hayatınız tekrar yaşanıyor. Ama biz bu diğer evrenlerin varlığını asla hissedemeyeceğiz. Yoksa hissedebilir miyiz? 2001 yılında NASA uzaya bir uydu gönderdi. WMAP adındaki bu uydunun görevi büyük patlamadan arta kalan radyasyonu ölçmekti. Ama bu görev sırasında başka bir şey daha bulmuş olabilir. Sinyaller işlendikten sonra ortaya çıkan haritada galaksilerin hızla uzaklaştığı çukura benzer bir alan görülüyordu. Buranın evrenin çekilen bir bölümü olduğunu söyleyenler oldu. O zamanlar Laura Mersini Hayton'un tartışmalı bir başka fikir geliştirdiği henüz bilinmiyordu. Buna göre diğer evrenler bizim evrenimiz üzerinde yerçekimsel bir güç kullanıyor olabilirdi. Bu teorinin can alıcı noktalarından biri, evrendeki tüm galaksilerin ve yıldızların sürekli bir kayma hareketi içinde olduğuydu. Bu evreni yan çevirmek gibi bir şey ve bu bizim evrenimizle görünür evrenimizin dışındaki diğer dünyalar arasındaki etkileşimden kaynaklanıyor olmalı. WMAP'ten gelen görseller Laura'ya gönderildiğinde fikrinin doğruluğunun kanıtlandığından hiç kuşkusu kalmadı. Diğer evrenler bizimkini çekiyordu. NASA'daki ekip liderini aradığımda NASA ekibinin son birkaç yıldır üzerinde çalıştığım teori ve fikirler hakkında hiçbir bilgisi olmadığını fark ettim. Yani bu iki deney ve teori o noktaya kadar tamamen birbirinden bağımsız olarak gelişmişti. Ve tabii bu durum ikimizi de çok heyecanlandırdı. Laura'nın teorisi hala tartışmalı kabul ediliyor. Diğer bilim insanları bu etkiye henüz bilinmeyen bir gücün yol açabileceğini öne sürüyor. Ama Laura haklıysa tarihi bir keşfin eşiğinde duruyor olabiliriz.
Evrenimizin sınırlarının ötesinde hiçbir zaman seyahat edemeyecek olabiliriz. Ama diğer evrenlerin bizimki üzerinde yarattığı etkiyi açıkça görüyoruz. Bu deneysel buluşlar onaylandığında evrenimizin sınırlarının ötesinde başka alanlar ve başka dünyalar bulunduğundan kuşkuya yer bırakmayacak şekilde emin olacağız. Çoklu evrenin derinliklerinden çıkarak gelen sadece sinyaller olmayabilir. Bize doğru yönelmiş çok daha tehlikeli bir şey daha olabilir. Bu tamamen köpük evrenlerin doğasıyla ilgili. Evrenimiz sadece dalgalanan, bir araya gelen ve sürekli yenileri yaratılan köpüklerden oluşmuş, bu büyük ve karmaşık ağın bir parçası olabilir. Anthony Equier gibi bilim insanları bu köpüklerden bazılarının var olan bir evrenin içinde de şekillenebileceğini fark etti. Bizim köpük evrenimiz içinde başka bir köpüğün şekillenmesi hiç de iyi olmaz. Bu köpüklerin aksine evrenimizin içindeki yeni köpük ışık hızıyla genişler ve biz de dahil olmak üzere yoluna çıkan her şeyi yok eder. İşin daha da tuhafı, bu köpük evrenler hareket ediyormuş gibi görünüyor. Ve hareket ediyorlarsa çarpışabilirler. Paralel evrenler akıl almaz bir nihai felaketin nedeni bile olabilir. Bu köpük duvarlardan biri bize doğru yönelirse, öncelikle ışık hızında hareket ediyor olacaktır. Dev gibi, yaklaştıkça genişleyen bir aynaya benzeyecektir. Ve ne yazık ki, bizi bu yeni köpük neyden yapılmışsa ona dönüştürecektir. Temel olarak, çok küçük parçalarımıza ayrılacağız ve bizi biz yapan, bildiğimiz ve sevdiğimiz fiziğin bile bir yardımı olmayacak. Peki bir paralel evrenin bizimle çarpışması yüzünden yok olmadık diyelim. O zaman ne olacak? Paralel evrenlerin hayatımızı değiştirmesi için başka bir yol olabilir mi acaba? Fizikçilerin bu konuda farklı fikirleri var. Başka bir evrende başka bir geçmişi olan bir kopyam, benimle gezegenin bir köşesinde bazı yüzeysel açılardan bana benzeyen herhangi birinden daha fazla aynı olamaz. Yani sonuç olarak ben hayatımı nasıl sürdürdüğümün ya da verdiğim kararların o kadar büyük bir fark yaratacağını sanmıyorum. Ama diğerleri için bir yerlerde yaşamlarımızın sonsuz versiyonları bulunması fikrinin tuhaf bir cazibesi var. Sadece burada ve tek başıma olduğumu düşünmek zorunda değilim. Orada bir yerlerde bir sürü kardeşim var. Kopyalarımın tümü tüm evrene yayılmış durumda. Ve bu garip açıdan bakarsak ben her yerdeyim. Bu her şeyden önce kendimi daha az ciddiye almamı sağlıyor. Çünkü genel anlamda bakacak olursak benim küçük sorunlarım hiç de önemli değil. Ve sanırım aynı zamanda üstümdeki her zaman doğru olanı yapma baskısını da azaltıyor. Çünkü benim başarısız olduğum bir konuda diğer Max'lerin başarılı olduğunu biliyorum. Tabii benim başardığımı da onlar başaramıyor. Paralel evrenlerin bazı sonuçları kulağa fazlasıyla mistik bile gelebilir. Evren zamanda sonsuzsa, her birimizin yaşadığı her bir deneyim tekrar tekrar sonsuz defa yaşanacaktır. Tabii bu iyimser mi, kötümser mi olduğunuza bağlı olarak iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de. Örneğin biri neredeyse kesinlikle ölümle sonuçlanacak bir sürü çılgınca risk alsa bile, o kişinin bu riskleri sağ atlatıp yaşamına devam eden bir versiyonu mutlaka olacaktır. Böyle kaç tane olay yaşarsa yaşasın, mucizevi bir şekilde o sonuçtan defalarca kaçabilen birileri de olacaktır. Yani bir açıdan hepimiz güvendeyiz ve tuhaf bir anlamda ölümsüzüz. Bizim birebir kopyamız, her açıdan aynımız olan kişi aslında sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Sonsuz yaşam, sonsuz gerçeklikler. Bilim çok tuhaf bir yolculuğa çıktı. Ama gerçekten paralel bir evrende yaşıyorsak, bu tuhaf yolculuk daha yeni başlıyor olabilir.